Ergün Diler Kaptan İkinci tura giderken Kemal Bey'in makas değiştirmesini, öncesinde ise Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran 2022'deki grup konuşmasını ve oradaki şifreleri paylaştım. Gelin bugün 28 Mayıs'a daha genel bakalım. Olan biteni bir de bu açıdan analiz edelim. Türkiye'deki siyasi sistemin gelişmesi ve rayına oturması 2. Dünya Savaşı'ndan sonraya denk gelir. Amerika kurtarıcı olarak Avrupa'ya gelmiş, iki kez kendi arasında savaşan güçlerin arasına dalmış ve noktayı koymuştur. Askeri ve ekonomik gücüyle savaşı bitiren Amerika her yere istediği formatı atıyor ve daha önce hiç denenmeyen ve yapılamayanı yapıyordu. Dünya imparatorluğu kuruyordu. Askeri gücünün yanında dolar rezerv para oluyor ve muazzam bir sistem inşa ediyordu. Savaşın bitiminde Almanya, İtalya ve Japonya gibi ülkelerin anayasası Washington ve Pentagon tarafından yapılıyordu. Türkiye savaşa girmese de Bretton Woods'la başlayan yeni rol dağılımından doğal olarak etkileniyor ve üzerine düşeni yapıyordu. Biz de çok partili yaşamla birlikte parlamenter sistemde ilerliyorduk. Koalisyonların kurulması asıl hedefti. Pek çok ülkeye bu format gelirken işler burada farklı yürüyordu. Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sisteme uygun hale getirenler, sandıkta istedikleri sonuçları alamıyorlardı. Sistem kurulsa da Adnan Menderes, Celal Bayar'la birlikte dikiş tutmuyordu. Halk oy vermeye başladığı zaman tercihini, sistemin kontrolünü elinde tutanlardan yana kullanmıyordu. Bu görüldü, harekete geçildi. Sandıktan çıkanlar uçaktaki ikinci kaptan rolüne razı edildi. Seçiliyorsunuz, oy alarak geliyorsunuz ancak kaptan istediği zaman kumandayı eline alıyor ve sizi devre dışı bırakıyordu. Milletin görmediği bir kaptan vardı. Dilediği zaman devreye giriyordu. Biz bunu daha çok muhtıra, uyarı, darbe, finansal operasyonlar şeklinde yaşıyorduk. Halk bir türlü kaptanı tasfiye edemiyor. Aksine kaptan halkın seçtiği yardımcı pilotu gerek gördüğünde kabinden atıyordu. Örnek çoktu. 1960 darbesinden sonra bir buhran yaşanıyordu. Okullarda okutulmasa da durum böyleydi. Bunun üzerine kaptan pilotun patronları başka ülkelerde yaptıklarını burada da yapmaya karar verdi. Bu hareket planına göre kim seçilirse seçilsin uyacakları bir anayasa olacaktı. Anayasayı kaptan ve arkasındaki güç yapacak, kaptan uçakta olmasa bile iniş ve kalkışı kontrol edilecekti. 1960 darbesi aslında anayasa yapmak için sahnelenen bir oyundu. Daha sonraki yıllarda zaman zaman değiştirilmesinin altında da aynı kaygı yatmaktaydı. Seçilseniz de ülkeyi yönetme şansınız yoktu. Peki kaptan olarak sahne alan darbeler neyin nesiydi? Kesinlikle çok uluslu kararların uygulanmasıydı. Devam. Parti kuruyorsunuz, milletin karşısına çıkıyorsunuz, planınızı, programınızı anlatıyorsunuz. Ancak seçilip gelseniz de patron olamıyordunuz. Uçak hiç sizin kontrolünüze geçmiyordu. Israr edip uçağı ben yönetirim diyenler de tek tek kabinden aşağı itiliyorlardı. Menderes'ten Demirel'e kadar. Örnek çoktu. Halk dışarıda dikilen ve üzerine oturmayan elbiseye isyan ediyor, bunu oylarıyla sandıkta gösteriyor, ancak kaptan itiraz ediyor ve milleti bir kenara itebiliyordu. Ortaya saçılan bahanelerse genelde irtica üzerine kuruluyordu. Bu iki formatta zorlanma hissedildiğinde ise mühendislik devreye giriyor. Merkezdeki partilerden Türkçü ve İslamcı parçalar kopartılıyor. Ana akımın zayıflatılmasının önü açılıyordu. İşin garibi Bretton Woods'ta Amerika dünyaya ayar veriyor. Kenarda kalan Almanya ve İngiltere de burada güçlerini korumak için sahaya iniyordu küresel ölçekte kaybedenler bir de burada kendi aralarında mücadele ediyorlardı. Bunu da milletin anlaması, çözümlemesi mümkün değildi. Kurumlar da sermaye de bölüştürülüyordu. 1960 darbesinden 1971'e, 1980'den 28 Şubat'a, 17-25'ten 15'te Muza'ya kadar olan buydu. Bir akıl, bir güç, devamlı Kaptan Köşküne oturacak birini buluyor ve arıyordu. Bu kimi zaman asker, kimi zaman sermaye, kimi zaman cemaatler, kimi zaman da partiler oluyordu. Devamlı bir oyuncu bulunmaktaydı. Millet oy verse de iktidara gelemiyordu. Böylesine bir çelişki sürüp gidiyordu. Durum kabaca böyleydi. Erdoğan geliyor, hevesle işe koyuluyor, ancak o da partisi tarafından tasfiye edilmek isteniyordu. Bilmiyordu yaşayıp öğreniyordu. Sistem kabuk ve kılıf değiştirerek devam etmekteydi. Fark Erdoğan'ın kararlı olması ve korkup geri çekilmemesiydi. Kronik sorunları çözerek ilerleyen Erdoğan, geldiğinden beri kabinden atılmak istenen kişiydi. Hep direndi ve her defasında kazandı. Bunun birkaç nedeni vardı. En önemlisi kendini millete anlatabilmesiydi. Kenetlenmeyi başarınca hiç yalnız kalmadı. Bir kurgusu, bir davası, bir sesi, bir mesajı vardı. Halk bunu doğru okuyor ve anlıyordu. CHP'lilerin zorlandığı nokta da buydu. Erdoğan başkan da olsa ilk günkü gibi asılıyordu. Her olumsuzluğun üzerine üzerine gidiyordu. Ülke büyüyor ve bağımsız bir çizgiye oturuyordu. Bunlar görüldükçe de karşı taraf yeni nesil metotlarla saldırı hazırlığı yapıyordu. Erdoğan gitsin. Erdoğan'ın dönemi bitti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan dönemini kapatacak isim gibi manşetler aslında çok önceleri atılan formata geri dönüş talebiydi. Bunu diktatör diyerek kamufle ediyorlardı. Demokrasinin kurtulması için Erdoğan gitmeli kapaklarıyla sahne alıyorlardı. Yani Erdoğan Türkiye'nin bağımsız bir çizgiye oturmasını temsil ederken karşı tarafta buna isyan ediyordu. Bu nedenle aralıksız geliyorlardı. CHP lideri Kemal Bey bunları biliyor mu? Bilemiyorum. Ancak helalleşmesi bildiği anlamına geliyor diye düşünüyorum. İlk tur ortaya koydu ki millet buna pek ilgi göstermiyordu. Belki Kemal Bey çok iyi niyetli ve samimiydi. Ancak kurduğu masanın bileşenlerini bir araya getiren tek motivasyon Erdoğan karşıtlığıydı. Bu da eski formatı geri getirmek isteyenlerin oyunu gibi algılanıyordu. Bir türlü masayla millet arasında güven bağı kurulamıyordu. Erdoğansa böyle bir sorun yaşamıyordu. 28 Mayıs bu nedenle Erdoğan'ı kabinden atmak isteyenlerle onu savunanlar arasında geçecekti. Bu da haliyle Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusunu da beraberinde getiriyordu. Kemal Bey de makas değiştirip kaptanın ekolünü terk ettiğini ilan ediyordu. Peki bu inandırıcı olacak mıydı? Karşılık bulacak mıydı? Pazar günü bunu görecektik. Bir yanda 21 yıldır milletle uçan Erdoğan, diğer yanda ise yeni kaptan olmaya aday Kılıçdaroğlu. Mücadelenin kısa tanımı buydu. Az kaldı. Göreceğiz. Ergün Diler, Takvim. Haşmet Babaoğlu. Alçak Dünya. Hiçbir ideolojik bağa önem vermeyen, bir dünya tasavvuruna sahip olmayan ve her yanına gelene dükkan sizin tavrı takınan biri ülkeyi yönetirse ne olur? Ülke dükkan olur. Her gelen kasaya el atar. Bu kadar açık. Dünyanın hegamonları gitgide daha pervasızca alçaklaşıyorlar. Geçen hafta G7 zirvesi yapıldı malum. Peki nerede? Japonya'da. Başka şehir yokmuş gibi Hiroşima'da. 6 Ağustos 1945'te şehri dümdüz eden ve bir anda 140 bin kişiyi yok eden Amerika eşliğinde bir araya gelen zenginler kulübü Hiroşima'dan mesaj verdi. Dünya barışı tehlikede. Daha geç olmadan barış için elimizden geleni yapmalıyız. Japonlar bu aşağılanmadan hiç kurtulamayacaklar mı? Hiroşima'nın yeniden normal hayat sürülen bir şehre dönüşmesi gerekiyor muydu? Bir gaddarlık anıtı olarak şehri yıkılmış haliyle bırakmaya bile cesaret edemediler. Bomba izlerini silmeye zorlandılar. İşte G7 zirvesi boyunca o şehirde Amerika Başkanı Biden, fotoğraflara bakarsanız görürsünüz, Japonya Başbakanına bizim çocuk muamelesi yaptı. Onun ve Zelenski'nin ensesinden tutup oraya buraya sürükledi. İbretlik. İbret almasını bilene elbette. Ömrünü nükleer silahların sınırlandırılması kampanyalarına adayan Avusturyalı eğitimci ve tarihçi Robert Jung ilan etmişti. Hiroşima'ya bomba atıldığında gelecek başladı. Düşünür Günter Anders de durumu bir kıyametin var olduğu gerçeğine karşı körlük olarak yorumlamış ve atom bombasından sonra insan, insan olma özelliğiyle yok artık. Durmadan çalışan ve arada sırada hisseden bir varlık sadece demişti dünyayı körleştirenler geçen hafta gidip Hiroşima'da toplandılar. Para, ekoloji ve barış konuştular. Durum budur. Bu kadar yalan bir dünya. Bizim Tuğba Kalçık'ın röportajında okudum. Eski CHP Kadın Kolları Başkanı, Kılıçdaroğlu sanki CHP'yi bitirmeye and içmiş gibi konuşup davranıyor, CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık demiş. İyi güzel de bu sözlerin en fazla 2014-2015'te falan anlamı olurdu. Bunca zaman neredeydiniz demezler mi? Bunları şimdi söyleyip durmak yerine partiyi elinizden nasıl kaptırdığınıza dair berrak bir analiz yapıp yeni bir politik yol seçin. CHP'lilerin umutlarıyla oynamak falan çok boş deyimler. Öyle bir umut mu kaldı? Nedir umut? Nerede? Haşmet Babaoğlu Sabah